Bulgarya'da da anoreksi de olduğu gibi kişi şişmanlamaktan aşırı derecede korkar. Ve kendisini olduğundan çok daha kilolu görür. Yani bu bozuklukta da beden algısı bozulmuştur. Ancak anoreksiden farklı olarak bulimiyada bireyler genelde normal kilodadırlar. Ve insanlardan gizlenerek tıkanırcasına çok miktarda yemek yeme davranışı sergilerler. Bunun ardındansa bir süre hiç yemek yemeyerek, yediklerini çıkararak veya aşırı egzersiz yaparak yediklerini telafi etmeye çalışırlar. Anoreksi gibi bulimiya da ergenlik döneminde başlar. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır ve çoğunlukla depresyonla birlikte görülür. Bulimiyanın gidişatı anoreksiye göre daha iyi olsa da bu bozuklukta kişide ciddi fiziksel ve psikolojik hasara yol açar. Bulimiyanın tedavisindeki temel amaç normal yeme örüntüsünü geliştirebilmek ve kişideki kilo ile ilgili katı inançları daha gerçekçi inançlarla değiştirmektir. Bunun için bilişsel ve davranışlı tekniklerden yararlanılır. Bu süreçte hastalar 3 öğün yemeği, aralarda atıştırsalar da tıkanırcasına yeme ve çıkarma döngüsüne teslim olmamayı öğrenirler. Bilişsel olaraksa danışanın şu anda olduğumdan biraz daha kilolu olsam hiç kimse bana saygı duymaz veya eşim beni sadece 50 kilo olduğum için seviyor gibi düşünceleri terapistle birlikte yeniden değerlendirilir. Sonuç olarak kar zarar, kanıt karşı kanıt tekniklerinden yararlanılarak bu hastaların irrasyonel inanışları daha gerçekçi yeni düşüncelerle yer değiştirir. Ve kişi bu süreçte kilosu ne olursa olsun değerli, sevilebilir ve sayılabilir olduğunu öğrenir.